İnovasyon çeşitleri nelerdir? İnovasyonun dozu nedir? Ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu, iş modeli inovasyonu gibi bu ve inovasyonun dozları var. Peki nedir bu artırımsal ve radikal? Öncelikle radikal inovasyon nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Daha önce olmayan bir bilgiyle, daha önce olmayan bir ürünle, daha önce olmayan bir süreci yeni bir pazara, yeni bir hedef kitleye sunmaktan bahsediyorum. Yani yıkmaktan bahsediyorum. Her şey, geçmişteki her şeyi yıkıp yeni bir hayata başlamaktan bahsediyorum. Radikal inovasyon dediğimiz zaman artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Yeni bir bilgi ve yeni bir teknoloji hayatımızı tamamıyla değiştirir. İnternet, akıllı telefonlar nasıl hayatımızı değiştirdiyse, tüplü televizyonlardan nasıl LCD ekran, düz ekran, flat ekran televizyonlara geçti isek, burada da aynı şekilde radikal inovasyondan bahsediyorsak artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Girdiği ortamı, girdiği pazarı, girdiği pazardaki oyuncuları yıkar ve geçer. Yeni pazarlara odaklanmıştır. Pazarlarını hızla büyütür. Ve amacı hayatımızdaki problemleri çözerek daha kaliteli, daha ucuz ürünler, hizmetler, iş modelleriyle karşımıza çıkmasıdır. Ve tabii ki kullanıcısının, tüketicisinin bütün davranışlarını değiştirir. Pazarın bütün kurallarını bozar. Peki artırımsal inovasyon dediğimiz zaman, neden bahsediyoruz? Burada esas da amacımız maliyeti iyileştirmek, verimliliği arttırmak oluyor artırımsal inovasyonlarda. Daha önce bahsettim, hiçbir inovasyon ilk çıktığı zaman çok iyi değildir. Pazardan gelen geri bildirimlerle, tüketicisinin veya sosyal dünyanın geri bildirimleriyle kendini sürekli daha iyi hale getirmeye çalışır o ürünü, o hizmeti, o süreci, o iş modelini. Bu sebeple artırımsal inovasyonlar bir değişiklik yapar ama yıkmak istemez, yeni pazarlara girmek istemez. Sadece mevcut durumunu büyütmek ister, geliştirmek ister. Ağırlıklı olarak süreç inovasyonları üzerinde artırımsal inovasyon yaparız. Radikal inovasyonlara göre daha az risklidir. Ve pazarın bilinen kurallarında, bilinen bir müşteri kitlesine, bilinen bir hedef kitlenin beklentilerini daha iyilemek için bu inovasyonları yaparız. Sadece değişiklikler yapar. Yeni bir teknolojiyle, yeni yaklaşımlarla, yeni yöntemlerle değiştirir. Ufak ufak değiştirir. Radikal ve artırımsal inovasyonları arasındaki farkı gördükten sonra inovasyon tiplerine girelim. Bunların her birinin radikal ve artırımsal olabileceğini unutmadan. İlk ve hepimizin çok yakinen bildiği ürün inovasyonudur. Yani pazara yeni bir ürün sunmak ürün inovasyonudur. O ürün eğer artırımsalsa, mevcut ürün üzerindeki bir değişiklikle, yeni bir teknoloji uyarlaması ile hayatımıza girer. Yani eskiden tuşlu telefonlar kullanırken akıllı telefonlarla biz parmaklarla idare edebildiğimiz, artık tuşlardan vazgeçip dokunmatik ekranlara geçişimiz bir radikal inovasyon biçimidir. Daha sonra bunların zaman içerisinde fonksiyonlarının ilavesi veya katlanabilir ekranlara dönmesi iyice radikal inovasyonlar haline getirebilir. Ama bu telefonların gittikçe ilk önce küçülmesi, sonra gittikçe büyümesi ise artırımsal inovasyon, yeni teknikler, yeni metotlar, yeni teknolojilerin uyarlaması ile, yani göz tanıma, yüz tanıma gibi fonksiyonların ilavesiyle bunlara da artırımsal inovasyonlar diyebiliriz. Hizmet sektöründe inovasyonun daha zor olduğunu söylüyorum. Bunun sebebi de şu, hizmet üretmenin ürün üretmekten farkları vardır. Kendi karakteristik özellikleri vardır.
O yüzden hizmet inovasyonu ürün inovasyondan daha zordur. Nedir bunlar? Hizmet üretiminde kullanıcı, tüketici veya faydalanan kişi veya kitle üretimin içerisinde yer alır. Yani ben bir otele gidiyorsam veya ben bir yemek alıyorsam, ben bir eğitime katılıyorsam o süreci etkilerim. Sorduğum sorularla etkilerim, oturuşumla etkilerim, beklentilerimle etkilerim. Bu sebeple üretildiği anda hizmet tüketilir. Bir daha aynı hizmeti alma ihtimalim söz konusu değildir. O yüzden de bunu hizmeti bir ürün kadar standartlaştıramayız. Standartlaşması oldukça zordur. Hizmeti koklayamam, hizmete stoklayamam, hizmeti taşıyamam, alıp bir yere götüremem. O yüzden hizmette kapasite planlaması yapmak daha zordur. Tatil yörelerinde sezon fiyatları çok fazla olur. Aynı şekilde uçakların fiyatları da artar. Veya Ramazan'da, Müslüman ülkelerde Ramazan'da iftar yemeklerinde restoranlar dolur, dolar taşar gibi. Dolayısıyla talep tahmini yapmak ve talebi düzlemeye çalışmak çok kolay değildir hizmet inovasyonunda. Aynı şekilde bir ürün inovasyonu yapacağınız zaman ağırlıklı olarak ürün üzerinde teknolojik geliştirmeler zamanınızı alır, daha uzun zamanınızı alır ve fikri haklarını koruyabilirsiniz. Halbuki hizmet inovasyonu 3 ayda, 6 ayda, en fazla 1 yılda hayata geçirebilirsiniz ve ancak bunu fikri haklarını sahip olamazsınız. Fikri haklarına sahip olamazsınız. Neden mi? Çünkü fikri haklar kanunları kapsamında yaptığınız hizmetteki değişiklikler kapsanmamaktadır. O yüzden de rakipleriniz hemen sizin yaptığınız bu yeniliği kopyalayarak hemen sizin yarattığınız pazara girerler. O yüzden bu inovasyon hizmet inovasyonlarında çok hızlı olmanız lazım. Çok hızlı üretmeniz, çok hızlı pazara girip pazara sahip olmanız gerekmekte. İki örnek vermek istiyorum. İkisi de dünyadan örnekler. Bir tanesi Kopenhag'daki Crown Plaza'nın bu dans ederken ürettiğiniz elektrikle ilgili. Diğeri de Londra'daki bir spor salonu ile ilgili. Oralarda işte bisikletle elektrik üretiyorsunuz ve bu elektrik üretimi de o barın %60 elektriğini sağlamış oluyorsunuz gibi. Hizmet inovasyonları ağırlıklı olarak hizmetin ulaştırırken yeni yöntemler, yeni teknolojiler kullanmanız üzerine kurulmuştur. Ağırlıklı olarak hizmetin sunuş biçimini değiştirir, hizmetin size teslim şeklini değiştirir. Örneğin Amazon bize kitapları ulaştırırken ne yaptı? Artık internet üzerinden kitaplarımızı ısmarlamaya başladık. Amazon yine dronları kullanarak lojistik sorununu çözdü ve size çok kısa zamanda kitaplarınızı, siparişlerinizi ulaştırma konusunda bir inovasyon yaptı. Şimdi süreç inovasyonu konusuna girmek istiyorum. Süreç inovasyonu iş hayatında en çok yaptığımız inovasyon şekillerinden biridir. Buradaki amacımız, süreç inovasyondaki amacımız var olan metodu daha etkin hale getirmek, daha üretken hale getirmek, maliyetlerimizi daha azaltmak için yeni teknolojilerin veya yeni metotların uygulanmasını sağlamak için yapılır. Ve enerji maliyetlerini daha az kaynak kullanımını amaçlarız. Bu süreç inovasyonu uygularken yeni yazılımlar, yeni ekipmanlar, yeni teknikleri kullanırız ve böylece o işi yapış biçimimizi ucuzlatırız, iyileştiririz ya da yepyeni bir süreç ortaya çıkartabiliriz. Amacımız bu süreci daha da iyileştirmektir. Eskiden araba sahibi olanlar kasko sürecini bilirler. Arabanız çarpıldığı zaman onu götürüp bekliyordunuz, bir eksper geliyordu. Bu eksper sizin hatasız olduğunuza karar veriyordu. Ondan sonra 3-4 ay sonra size bu kaza bedelini, sigorta bedelini ödeniyordu. Şimdi yapılan yeni süreçte sigorta şirketleri anlaşmalı tamirciler belirlediler ve oraya artık siz arabanız kaza geçirdiğiniz zaman siz arabanızı bırakıyorsunuz. Orada
eksper geliyor, bakıyor, arabanız yapılıyor, raporlar tutuluyor ve siz para ödemeden arabanızı alıp dönüyorsunuz. Ödeme kısmı, hasar tespiti ve hasarın ödenmesi kısmı artık sigorta şirketiyle anlaşmalı tamirci arasında gerçekleşiyor. Organizasyonel inovasyon konusu 1900'lü yıllardan itibaren iş dünyasına çok yaygın bir biçimde girdi. Toplam kalite felsefesi bir organizasyonel inovasyondu. Ekip çalışmaları bir organizasyonel inovasyondu. Ne oldu? Hiyerarşiden vazgeçip daha ekip kültürünün gelişmesine ve problem çözme odaklı yaklaşıma doğru bizi sürükledi. Bir kitap var, Holokrasi diye, kitabı okumanızı tavsiye ederim. Burada da yine çok daha değişik bir yaklaşımla bir organizasyonel inovasyon örneği görebilirsiniz. Benim de hazırladığım İnovasyon ile Değer Katanlar kitabımda Rotokrasi isimli organizasyonel modelimden bahsediyorum. Bu konuyla ilgili blogumda da makalelerime erişebilirsiniz. İş modeli inovasyonu dediğimiz bir konu var ki son 5 yıldır çok hızla hayatımıza girdi. İş modeli dediğimiz para kazanma yöntemimizi, şeklimizi değiştirdiğimiz inovasyonlardan bahsediyorum. Yani müzik dinlemek için bir CD satın almıyorum veya kiralamıyorum, bir film kiralamıyorum. Netflix'te filmleri üyelik mekanizmalarıyla izlemeye başlıyorum. Li Fung denilen bir Çin firması var. Tedarikçileri, o kadar dünya çapında tedarikçileri var. Ama kendisinin hiçbir fabrikası yok. Bir tekstil tedarikçisi olmasına rağmen. Çok sayıda insanı çalıştırıyor olmasına rağmen. Aynı şekilde hepiniz Uber'i bilirsiniz. Kendi arabası yok ama taksi taşımacılığında, özel taşımacılıkta bir iş modeli inovasyonudur. Spotify'da bunlara güzel bir örnek. Reklam dinlemek istemiyorsanız bir abonelik ücreti ödüyorsunuz. Eğer reklamlardan rahatsız olmuyorsanız müziklerinizi reklamlarla birlikte ücretsiz dinleyebiliyorsunuz. Evet, bütün bu ürün, hizmet, iş modeli, süreç gibi inovasyonları kapsayan ama hedef kitlesinin sosyal bir sorunu çözmek olan, hedef kitlemizin halk olduğu, sosyal problemlere şifa olduğumuz inovasyona da sosyal inovasyon diyoruz. Bu da son zamanlarda çok yaygınlaştı. Birçok kuruluş sosyal girişimler projeleri başlattı. Eskiden sosyal sorumluluk denilmesine rağmen artık çalışanlarının da sosyal girişimci olması için büyük kuruluşlar olanaklar sağlıyorlar. Dezavantajlı kişilere yardımcı olmak, onların suya erişimini, onların eğitime erişimini kolaylaştırmak ve o bilinen yöntemler dışında yeni yöntemlerle bu sorunlara, sosyal sorunlara çare olmak da bir güzel sosyal inovasyon örneği. Bütün bu inovasyonları yapma şeklimizle ilgili bir konudan bahsetmek istiyorum. Kapalı inovasyon, açık inovasyon. Kapalı inovasyon ne demek? Ben bir iş yeri olarak sadece maaşını verdiğim çalışanlarımın fikrine önem veririm. Tüketicilerimi, müşterilerimin fikirlerini almak istemiyorum diyebilirsiniz. Ama çağımız çok değişti. Artık çağımız açık inovasyon çağı. Yani ben artık kullanıcılarımın, tüketicilerimin, etkilenen herkesin fikrini önemsiyorum. Onların benimle paylaştıkları yenilikçi fikirlere ihtiyacım var. Daha iyi bir hoca olabilmek için. Türkiye'de çok güzel örnekler var. Havelsan'ın örneği çok güzeldir. Girip bakmanızı rica edeceğim. Açık İnovasyon Ofisi'nde gençlere yarışmalar düzenliyor. O yarışmalarda gençler bir sorunu çözmek için bir mekanda veriliyor kendilerine, altyapıda veriliyor. Fikirlerini orada prototipler haline getirip ve oradaki değerlendiricilere sunma imkanına sahip oluyorlar. Bence çok yüreklendirici bir uygulama Açık İnovasyon. Artı Türkiye Ekonomi Bankası'nın TEB'in Açık Fikir sitesi çok güzel. İstanbul Belediyesi'nin İETT otobüsünün açık inovasyon sitesini çok beğeniyorum. Dünyada da bu açık inovasyonla ilgili çok değişik uygulamalar var. Bunları bildiğinizi biliyorum. İlk aklıma gelen burada Lego'nun çok güzel fikirleri topladığı, çocuklardan topladığı yeni karakterleri oluşturmak için bir fikir var. Onlara da bakabilirsiniz.